Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi, tarih 25. soru. Tarih bilimi, antik Yunan dili, Sümerce, Fenikece, Aramice gibi eski dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini incelemek için aşağıdaki hangi bilim dallarından faydalanır? Evet, dikkat edecek olursanız dil konusunda çalışma yapan bilim dalına vurgu yapılmış ve tarihe hangi noktada yardımcı olacak dil konusunda? Paleografya biliyorsunuz eski yazıları inceleyen bilim dalı. Nümizmatik paraları inceliyor. Epigrafik kitabeleri. Filoloji dil konusunda inceleme yapan bir bilim dalı ve tarihe bu noktada yardımcı oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Arkeoloji de biliyorsunuz toprak altındaki ya da su altındaki buluntuların ortaya çıkması noktasında tarihe yardımcı oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi tarih 26. soru. Çin kaynaklarında Juan Juan olarak bilinirler. 619 ve 626 yıllarında Sasanilerle birlikte İstanbul'u kuşattılar. Slavların gelişiminde etkili oldular. Frank Krallığı tarafından 805 yılında yıkıldılar. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Çin kaynaklarında Juan Juan olarak bilinen devlet biliyorsunuz Avarlardır ki daha sonra biliyorsunuz Avrupa'ya göç etmişlerdir. Göktürkler kurulunca 619 ve 626 yıllarında da İstanbul'u kuşatmışlardır. Slavların teşkilatlanmasında rolleri büyüktür, etkileri büyüktür ve Franklar tarafından da yıkılmışlardır. Doğru cevabımız A seçeneği Avarlar. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi tarih 27. soru. Mekkeli müşriklerle süregelen savaşları sona erdirdi. İslamiyet Arap Yarımadası'na hızla yayıldı. Müslüman olanların sayısında çok fazla artış oldu. Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Mekke'nin fethi, Hicret, Mu'te Savaşı, Hayber Kalesi'nin fethi, Hudeybiye Antlaşması. Evet, özellikle İslamiyet'in yayılması noktasında Arap Yarımadası'na ve müşriklerle Müslüman arasındaki mücadelenin barış anlaşması noktasında katkısı olan olay Hudeybiye Antlaşması'dır ki 628 yılında gerçekleşiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi tarih 28. soru. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Malazgirt Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dikkat edin, Malazgirt Savaşı'na vurgu yapılmış ve Malazgirt Savaşı'nın sonuç arasında yer almayan bilgiyi istiyor. Anadolu'da ilk Türk devletleri kurulmuştur ki Türkiye tarihi başlıyor biliyorsunuz. Anadolu'da Türk devletleri kuruluyor. Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarındandır. Abbas Halife Sultan Abbas'tan İslam ülkelerine sultan unvanını vermiştir. Evet, sonuçlar arasındadır. Haçlı Seferleri'nin başlamasına neden olmuştur. Sonuçlar arasındadır. Anadolu'nun fethi süreci hızlanmıştır ki Alparslan'ın komutanları çok kısa bir süre içerisinde Anadolu'yu fethederek ne yapmışlardır? Kendi adlarıyla beylikler kurmuşlar ve Anadolu'nun fethi hızlanmıştır. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma ümitleri tamamen sona ermiştir ki Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan tamamen çıkartma ümitlerinin sona erdiği savaş biliyorsunuz 1176 yılında yapılan Mide-Kefalon Savaşı'ydı. Doğru cevabımız E seçeneği. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi tarih 29. soru. 17. yüzyıl Osmanlı padişahları devlette yaşanan duraklamayı sona erdirmek amacıyla çeşitli alanlarda saatler yapmışlardır. Ancak yapılan saatler duraklamanın önüne geçememiştir. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda yapılan ıslahatların başarılı olamamasının sebeplerinden biri değildir? Dikkat edin, ıslahatların başarılı olamamasının sebeplerinden biri olmayan arayacağız. Islahatların kişilerin ömrüyle sınırlı olması. Evet, özellikle 17. yüzyıl ıslahatlar dikkat edecek olursanız başta bulunan devlet adamlarıyla sınırlı kalmış. Padişahlar tahttan indikten sonra ya da işte vezir azamlar görevden uzaklaştırıldıktan sonra ıslahatlar da almıştır. Kesintiye uğramıştır. Sorunların gerçek nedenleri üzerinde durulmaması ki 17. yüzyıl ıslahatlarına baktığımızda sorunların temeline inilmemiş, günlük çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Hatta Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi örnek alınmış, o dönem canlandırılmaya çalışılmıştır. Yabancı devletlerin ıslahat çalışmalarını engellemesi, ıslahat çalışmalarında dış müdahale yoktur, engellemeleri söz konusu değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Islahatlardan rahatsız olan grupların bulunması ki bazı devlet adamları ve biliyorsunuz askerler, Yeniçeriler bundan rahatsız olmuşlardır. Yine Avrupa'daki bilimsel gelişmelerden uzak kalınması, yani dış dünyadaki gelişmeler takip edilmemiştir. Yani batıdaki gelişmeler örnek alınmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi tarih 30. soru. Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı sırasında almaya başladığı dış borçları ve faizlerini ödeyemez duruma düşünce 20 Aralık 1881'de Muharrem kararnamesini yayımladı. Bu kararname ile Maliye Bakanlığı dışında bağımsız bir duyurumu ve yönetimi kuruldu. Bu yönetim çoğunu Avrupalı devletler olan 7 kişilik bir konseyden oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi duyurumu ve yönetimde bulunan Avrupa devletlerden biri değildir? Dikkat edin, duyurumu ve yönetimde bulunmayan Avrupalı devlet hangisi? Olumsuz bir soru kökümüz var.
İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya. Evet, Osmanlı Devleti özellikle biliyorsunuz Kırım Savaşı ile birlikteki 19. yüzyılın ortalarında dış borçlanmaya gitmiş ve borçlanmasını İngiltere ve Fransa'dan yapmış ilk önce. Daha sonra diğer Avrupalı devletlerinden ne yapmıştır? Borç almıştır ve 1875 yılına geldiğinde borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıştır. Osmanlı Devleti'nin dış borç almadığı ülke Rusya'dır. C seçeneği. Doğru cevabımız C. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Tarih 31. soru. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yazarlar, düşünür, fikir adamlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen düşünürler ve yazarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şiirlerini ezbere bildiği Namık Kemal'in vatan sevgisine ilham almıştır. Doğrudur. Özellikle vatan şairi olarak biliniyor, biliyorsunuz Namık Kemal onun şiirlerinden etkilenmiş, vatan sevgisinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. Jean-Jacques Rousseau'nun bilimsellik ve akılcılık düşüncelerini benimsemiştir. Bilimsellik ve akılcılık konusunda biliyorsunuz Voltaire'den etkileniyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçe ve milliyetçilik düşüncelerinden etkilenmiştir. Tevfik Fikret'in inkılapçılık düşüncesinden etkilenmiştir. Yine Montesquieu'nun Cumhuriyet fikirlerinden ne yapmıştır? Etkilenmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği. Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Tarih 32. soru. Milli mücadele sürecinde benimsenen egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi doğrultusunda birçok adım atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi atılan bu adımlardan biri değildir? Dikkat edin. Soru kökümüz olumsuz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle ilgili adımlardan birisi olmayacak. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, TBMM'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, saltanatın kaldırılması, Teşkilat Esasi Kanunu'nun kabul edilmesi. Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Cumhuriyet'in ilanı, saltanatın kaldırılması ve Teşkilat Esasiye yani anayasanın kabul edilmesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle egemenlikle ilgilidir. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi ise sınırlarla ilgilidir biliyorsunuz. Ulusal sınırları çiziyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Tarih 30. soru. Batı cephesinde kazanılan savaşlar sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi diplomasi alanında da önemli başarılar elde etmiş ve antlaşmalar imzalamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalardan biri değildir? Dikkat edin, TBMM'nin yapmış olduğu diplomasi alanında yapmış olduğu anlaşmalara vurgu yapmış ve Batı cephesinde yapılan savaşlar sonrasında yapılan anlaşmalardan olmayan arıyoruz. Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Gümrük Antlaşması, Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması. Kars ve Ankara Antlaşması biliyorsunuz Batı cephesinde Sakarya Savaşı sonrasında imzalanıyor. Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması yine Batı cephesinde Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanıyor. Gümrük Antlaşması ise biliyorsunuz Doğu cephesinde Ermenilere karşı hatta TBMM'nin ilk diplomatik zaferidir. Doğru cevabımız C seçeneği Doğu cephesinde olduğu için. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. Tarih 34. soru. Osmanlı Devleti'nde Evliya-i Selasi yani Üç Livay ya da Üç Sancak olarak bilinen toprakları Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'nın işgaline ve Ermeni saldırılarına maruz kaldı. Bu topraklar Rusya'nın savaştan çekilmesi sonrası Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Aşağıdakilerden hangisi Evliya-i Selasi diye adlandırılan bu topraklardan biri değildir? Evet, Üç Sancak ya da Üç Livay Evliya-i Selasi olarak adlandırılan topraklardan birisi hangisidir diyor aşağıdakilerden sorumuz. Erzurum, Batum, Diyarbakır, Van, Ağrı. Evet, Üç Livay ya da Üç Sancak olarak bilinen Osmanlı toprakları biliyorsunuz Kars, Ardahan ve Batum'dur. Doğru cevabımız B seçeneği.